Sevgili izleyiciler, Kastro için hazırladığımız hız kesmeyen sohbetlere bu ayda e, devam ediyoruz. Biraz kasılmak gibi olacak ama eskiden Türkiye'de medyada otomobil deyince genelde akla ben <gülüyor> gelirdim. Bir <laughs> e, Kötü bir giriş oldu ama olsun. E, çünkü hakikaten otomobili sevdiğimi falan okurlar falan e, bilirlerdi. Ama tabii biz yaşlandık e, ve bizim pabuç dama atıldı. Artık medyada otomobil deyince akla bir tane isim geliyor. Doğan Kapak. Bugün konuğumuz. otomobili benim kadar hatta galiba benden daha da fazla sevdiğini müşahede ettiğim genç bir e, kardeşim. Türkiye'de pek çok otom otomotiv yazarı var ama e, hani benim sevdiğim anlamda öyle o otomobili hücrelerinde hisseden ilklerine kadar e, seven e, pek az. Onlardan biri Doğan ve bugün konuğum. Doğancı hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çok onur ettim ben. Abi Estağfurullah <laughs> ne onur etmesi? Ben e, sadece seni Kıskanarak ya da imrenerek <laughs> izliyorum. Artık benden geçti ama sen en güzel arabaları sen test ediyorsun. Test ettiğin otomobillerle ilgili en doğru ve güzel yorumları sen yapıyorsun. Makul şeysin yani hatta diyorum ki ya biz Doğan'la beraber böyle bir ne var yani ya Jeremy Clarkson'ın <laughs> neydi Richard Hammond'ın yaptığı öyle bir şey mi yapsak falan diye böyle, böyle çok içimden geçiyor ama tabii senin bu konudaki şöhretine biz yaklaşamayacağımız için ki tenezzül etmez biz de yapmaya. Hoş geldin tekrar. Tabii, tabii. Ee, merak ettiğim şeyle başlayacağım. Tabii. ya Senin bu otomobil aşkın nereden başladı? Yani benimki manyaklık, ruh hastalığı Hı. da. Hı. Seninki de benimkiden beter bir hastalık neresi? Yani nasıl başladı? Çok kısa bir şey söyleyip cevap vereceğim. Ee, yeni kanal hayırlı olsun. Ah sağ ol teşekkür ee, ediyorum. Emre'yle ile karşılaştığım yüzünü gördüğün için çok mutluyum. Gördün mü Emre'yi? Gördüm. Tanıştınız mı Emre'yle? sağ olsun karnı ısmarladı. Genelde konuklarla da görüşmüyor. Kafasına poşet O tabii. kadar mı? O, kadar gizli. <laughs> Belki çıkabilirmiş bir gün. Buradan tiyosunu aldım ama bakalım <laughs> belli değil. Bir <laughs> milyon çıkacak diye söz verdi. <laughs> çok güzel çok başarılı gidiyorsunuz. Çok kısa zamanda bir milyon olacaksınız ol. bence. YouTube'a girmeniz, e, işte Oğuzhan'ın programında izledim, birlikte yaptım falan. Bizim için abi e, Yaptığımız için kalitesini arttıran bir şey açıkçası. Yok ee, siz zaten, yüzden... zaten kaliteli yapanlar vardınız zaten. Ben biraz daha belki daha yaşlı bir kitlenin dikkatini buraya çektim. Bana da genç, ben de gençlere tanıştım. Evet çok tamam iyi. gerek işte ülkenin tarihi olsun, dünya tarihi olsun. Hepsini çok ilgi çekici bir Sağ şekilde ol. bize sunduğunuz için. Sağ ol. Biz de izliyoruz. Ee, Sağ ol hani çok teşekkür ederim. O yüzden hayırlı uğurlu olsun abi. Biraz daha birbirimizi okkalayalım mı? <laughs> Bence de. <laughs> ben de seni biraz daha öveyim. Bunu, bunu söylemem <laughs> gerekiyordu gerçekten. Çünkü YouTube bakıldığında aslında biraz dışarıdan bakıldığında Yok, öyle değilmiş. Gözüyle. E, öyle değilmiş. Ben YouTuber ama, olmaktan çok memnunum. <laughs> bence de müthiş bir şey abi. İyi ki bizim platformundasın. E, ben nasıl başladım bu işe? Merak nereden başladı aslında? E, benim babam boyacı, amcam kaportacı. Hayır sen otomobilde doğdun yani. Evet yani ya, sanayi kaç yaşında gittim bilmiyorum işte? Geçen e, oğlum var e, tam onun kırkında, e, onu kırkında. Onu götürdün. Kırkına bastı götürdüm sanayi, bir fotoğraf çektim. <laughs> Anı olarak kalsın diye. Benim çekmemişler çünkü. Kaç yaşında gittim bilmiyorum. E, dolayısıyla bizim evde. E, hep, otomobil, hep otomobil İşte babam boş zamanlarında beni alıp dükkana götürüyordu. benim böyle hayatım aslında iki ayrılıyor. 20 yaşından öncesi e, Maslak Atatürk Ota Sanayi ve 20 yaşından sonrasında dergicilik. Yani 2001'de ben... Geleceğim, dergide geleceğim. askerden geldim, işte öyle hikaye başladı. Yani ba babanın yanında evet. çocuk yaşta gider. Mesela bazılarında tepki oluşur ya, babam, babam, bu işi yapıyor, ben yapmayacağım falan dersen tam Kesinlikle. aksine sevmişsin. Ama dedi, yani, otomobili sevmemek hakikaten bence çok acayip bir şey. Bir insan otomobili bilir de nasıl sevmek, tanıştıktan sonra sevmek mümkün değil. Bence de abi çünkü çok e, duygusal bağ kurabildiğin e, ve seni eğlendiren bir şey evet. günün sonunda. O yüzden e, ben eğlendiriyor, bağ işine okurmuşum. yarıyor, evet. bir, bir, aynı dedik duygusal bağ oluyor, Kesinlikle. konuşuyor, sesi var falan böyle çok acayip. Çok acayip bir, bir, bir şey abi. Şey. Eski de hatırlatan bir şey yani ben bir tane araba çektim, e, bir tane diş hekimi arkadaşımız babası çocuğu okutmak için arabayı satmış kendi arabasını. Sonra bu çocuk e, olduktan sonra Sonra ne oldukça bir arabayı almış, bulmuş, ya adam abi biz video çekemedik. O abi bir ağlamaya başladı. E, çünkü şey diye alıyor. Benim annem bu arabanın içinde Kur'an okuyordu diyor. O aklına geliyor. Işıkra ışkra ağlamaya başlıyor. Başka bir şey aklına geliyor. Çünkü o hatıralar barındırıyor yani. Öyle bir şey duygusal bağ kurduğum bir şey. Ben tabii otomobillerle bu kadar duygusal bağ kuramıyorum. Niye acaba? Herhalde benim duygusal eksikliğim var. Belki bilmiyorum. Ama sen eskiden anlattığın hikayelerle <laughs> abi çok acayip otomobilcimizsin yani ben, şimdi? ben ben otomobil seviyorum ama duygusal bir bağım yok mesela. Otomobil yani, otomobile aşık olmuyorum. Daha daha bilmiyorum. Neyse. E, sonra dergi <laughs> Sonra ben 2001'de Bunu askerden geldim. Bunu profesyonelce dergiciliğe döktüm. Evet yani aslında şöyle oldu. Tamamen bu da tesadüf eseri bir şey oldu. 2001'de askerden geldim. Babamın yanında zımpara yapıyordum. Bizim Hakkı Tolunay var. Buradan selam olsun ilk patronum. Hakkı Magazin abi. otomobil dergisini yapıyordu. Geldi. Babamın müşterisiymiş. Sohbet etmeye başladık. Bak arabadan anlıyorum. Aldı beni götürdü. Ben ofis bey olarak işe başladım. Aa. Tabii. Ondan sonra yaş baktı. 19. yaş 21. 21. Tam askerden gelmişim. Ondan sonra bak işte otomobillerden anlıyorum. Güzel de anlaştık. Sonra oradan başka bir dergiye geçtim. Sonra NTV'ye geçtim. Yani o dergisini yaptım. Sonra e, Haber Türkiye'ye geçtim. E, kısa Kulübe diye kısa bir evet. süre, bir sene. Sonra Otokar dergisine geçtim. Sonra kendi dergimi aldım. Bütün dergicilerin hayali olan Tapgir dergisini alıp yapmaya başladım. İlk ay müthiş her şey çok güzeldi. İkinci ay darbe girişimi oldu, iflas ettim. Sonra YouTube'a girdim. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar da ni niyetin var mı dergi yapmaya? Yok abi çünkü gerçekten baskı maliyetleri falan, daha bugün bir tane lansmandaydım. Arkadaşlarla konuşuyoruz, kağıt, baskı maliyetleri inanılmaz seviyelerde. Ee, ve artık o kadar çok açık ki her şey açık kaynakta var ki. E, dergiye bence artık... Evet doğru internette falan her şey o kadar fazlasıyla çok fazla. e, var ki. Gerçi şu açıdan belki ihtiyaç var. Markaların kendilerini anlatacak yerleri yok. Yani evet internette hoş Hı -hı. falan e, o çekimler mekinler çok güzel falan ama mesela marka bir mesaj vermek istiyor. Hı -hı. O mesajı internette sanki veremiyor diye hissediyorum. Bilmiyorum belki de ben yanılıyorum. Peki e, bir yandan da çok iyi otomobil kullandığını fark ediyorum. O nereden? Yani çok iyi olduğumu iddia edemem çünkü yani bu işin işte yarış o ayrı yarışlar ayrı o başka bir şey. E, bu bence biraz da hissiyatla alakalı. Artık tabii çok hızlı otomobille kullanınca abi bir o hissiyat oluşuyor yani araba nerede kayar, ne olur, ne biter o hissiyat. Onu nerede artık öğrendin? Oturmaya başlıyor. Onu tabii ki çok fazla yurt dışında lansmana gittiğim için çok fazla da eğitim alıyoruz o lansmanların öncesinde. Hmm. Sen de çok iyi bilirsin süper spor otomobillerin lansmanları e, öncesinde sana bir eğitim veriyorlar falan. Piste tabii çok fazla vakit geçirdiğimiz için böyle bir şey gelişiyor tabii ki zamanla. Buradan aslında tamamen. Bir de birkaç yarış yaptım e, ha. hayatımda. Ralli yaptım. Ha, Ralli yaptın yarıştım. yani. Bu, bu evet, evet. Yarış işine de girdin. Evet, evet. Girdim ha. ona nasıl girdin? Ona da aslında ev arkadaşımın rally arabası vardı. O hafta boştaydı. Ne araba neydi? Ee, bir Mitsubishi şey, Evo 8 o, vardı. Vardır. Onlar Ali Cross yaptım mesela. Sağ olsun verdi arabasını. Ee, işte gelen gen yönetmenimiz Koray Muratoğlu tanırsın sen de. O yarışıyordu o karda Bir hafta hasta oldu. Hadi gel dediler. O hikayedeyiz. Tamamen aslında biraz tesadüf. Çünkü bu işler çok bütçeli çelişler. Biz de dergi zaman çalıştığımız zaman bir maaşla çalışıyorduk. Çok kolay değildi yarışmak. Ee, tamamen aslında hayatın bana getirdiği şanslar diyeyim onlar yani. Ne oldu Volker Karlar? Volkan bıraktı o şey galiba değil mi? Bıraktı. Ee, İzmir'de yükü pistinde şu an gidip kiralayıp e, işte öyle eğlenebiliyorsun. Ha pistte Volkan evet. Volkan'la kalmadı. Evet, evet. Yani Volkan abi onu çok iyi bir seviyeye getirdi. Evet. Orada da bıraktı. Daha gelişmeyecek bir yerdeydi bence. Ee, müthiş bir iş bence. Türkiye'nin ilk yani e, yarış otomobili. İlk, ilk. Müthiş bir şeydi ve çok e, eğitime oluyordu. açık bir otomobil, yani çok eğiten bir otomobilde evet. siz aynı zamanda. Çok o basit bir otomobil da, çünkü. Evet, çok basit. Motosiklet motor var üstünde. Çok güzeldi yani Volkan abinin o projesi. Müthişti. Peki e, Dergicilik, youtuberlık falan filan ama e, esas mesele sanki e, YouTube'da yaptığın işte o duyguyu insanlara geçirebiliyorsun. Kesinlikle. Yani, herkes onu geçiremiyor. Onun formülü ne? N nasıl oldu? Bence işin sırrı bu. Şimdi ben buraya gelirken düşünüyorum. Ben Fatih Altaylı'yla işte iki kere karşılaşmıştım bu hayatım boyunca. Acaba Fatih Bey mi desem, Fatih abi mi desem? Sonra diyor ki ben normalde ne derim? Fatih Acal abi. Diyorsun. O yüzden Fatih abi diyeceğim. Yani e, bence işin sırrı burada. Ve bu sonradan kazanılan ya da düşünülüp planlanıp yapılacak bir şey değil açıkçası. Ee, i̇nsanlar o samimiyet geçiyorsa geçiyor. Geçmiyorsa da istediğin kadar yırtın geçmiyor. Şimdi biz e, biliyoruz ki işte sen teke tek programındaki Fatih Antal burada şu anda karşımda oturuyor. Kendi YouTube kanalındaki e, hissiyatı da aynı. O yüzden o insanlara geçen bir şey. Yani insanlar seni severse seviyor, sevmezse sevmiyor. Ama kendin olduğun gibi davranırsan, ben size, herkese söylüyorum, ben dünyanın en konforlu işini yapıyorum abi. Biz şimdi işte biraz önce seninle otomobillerle ilgili konuşurken ki sohbetimizi şu an bir video çeksek YouTube'da aynısını Aynı konuşacağız. konuşacağız. Evet. O yüzden de dünyanın en konforlu işi. Yani mesele samimiyet. samimiyet. Kesinlikle. Peki şey nasıl edindin? Seni dinlerken şu, şu hoşuma gidiyor. Şimdi geçen birkaç sene önce eee birisiyle konuştuk gel yani gelsen dedi. Sen dedi Mr. Otomobilsin dedi. Hı hı. Ben dedi ki ben Mr. Otomobil değilim. Doğan Kabak Mr. Otomobil e, dedim. Sen de ya, olayın her tarafına hakimsin. Tekniğini biliyorsun, sürmesini, kullanmasını biliyorsun. Bu nasıl oldu? Yani bu kadar hakimiyet nasıl meydana geliyor? Ş şaşırtıcı gelen bana o yani. Onun, Diyorsun ya bu çocuk bunu nereden biliyor peki? Yani bunu hadi bu onu biliyor bunu da biliyor. Çünkü sektörde çok yok böyle. Yani var ekran karşısına çıkmıyorlar. Bunu çekmiyorlar. Evet. İşte ya yarışçılar ya federasyonda görevliler falan. Ama sen hem bunu yapıyorsun hem anlatıyorsun. anlatırken bizi de içine çekiyorsun. Ben seni izlediğin zaman diyor ki o, o ne güzel anlatıcı. Yani bu bu, evet. bu ancak bu kadar anlatılır. O o o bilgiye nasıl eriştin? Aslında şöyle. Bence bu biraz gazetecilik refleksi de. Yani e, dergi yaparken de biz mesela bir tane e, uçakla, e, hatırlarsın Haliç'ten uçaklar kalsalı. Evet. Onunla mesela bir tane BMW M5'i yarıştırıyorduk. Kim daha önce gidecek diye. E, hep aslında birazcık habercilik refleksi var. Belki çocukluğumdaki meraktan da öyle. E, çocukken de çok meraklı bir tiptim. Bence o yüzden yani burada mesela şimdi elektrikli otomobiller geliyor. abi Çok başka Konuşma. bir şey. Yani kilowattlar onlar bunlar çok bambaşka terimler. Ama şimdi onları da araştırıp çünkü kendim geliştirmek zorundayım. Yani. Ee, ileride çocuğuma, eşime faydalı biri olmak <laughs> gerekiyorsa bunları yapmak zorundayım. Kendimi geliştirmek zorundayım. Aslında tamamen olay bu. Kendimi geliştirmek. Diğer taraftan da diğer yaptığım şeylerden zevk alıyorum. Yani işte otomobil kullanmaktan zevk alıyorum. Video çekmekten zevk alıyorum. Buraya gelip seninle oturup sohbet etmekten zevk alıyorum. Ya, sen de hobini yapıyorsun aslında. Evet aslında bakarsan ya, bana iş gibi gelmiyor kesinlikle. O yüzden de bence her alanında e, keyif alarak güzel bir şey çıkartmaya çalışıyorum ortaya. Bu arada tabii şimdi Castrol senin sponsorun değil mi? Senin de sponsorun, evet. benim de sponsorum. Ee, şimdi ben anlamadım. Ya Emre bu senin bardak ne niye daha... Benim da? bardak bir özel vermişler Abi bana Niye havada senin olsun. bardak? benimki bu kendi halinde zavallı. Benim <laughs> bardağım da benim gibi eski model. Abi ben uzun, 4 sene oldu herhalde Castrol'le ile çalışan. Çok iyi bir iş birlikteliğimiz tamam. var. Tamam bu şeyden ötürü. Ee... Torpillisi. <laughs> kıdemli, kı kıdemli Castrol. Estağfurullah. <laughs> senin yanında kıdem olmaz. Bu arada senin, ben senin mesela bu kadar... Ee, otomobil tutkun olduğunu tabii ki duyuyorduk, ediyorduk. Ee, sen de çok kendini anlatmayı seven bir insan değilsin. Bugün sen sorduğun için ben de nadizane kendimi anlatmaya çalışıyorum. Ee, senin ben bu kadar otomobilci olduğunu tahmin etmiyorum. Yani Bağdat Caddesi zamanından gelip e, motorları motorlarda ya subap yapma çok, yani durumu o kadar gençli, olduğunu bilmiyorum. Gençliğimizden beri otomobilin içine doğduk. Aile de meraklıydı. Böyle bir yani senin nasıl ailede bir de biraz böyle işte, amcam, babam falan herkes otomobil severdi. Ee, öyle olunca ister istemez onun içerisinde e, oluyor insan. E, bir de bizim zamanımızda otomobiller basitti kardeşim. Evet. Şimdi açıyorsun yani bir otomobil eski otomobilde motorunu söker takar yapınca şey. yenisini açıyorsun üstte bir kapak var. Açsan ne olacak? Her şeyi bilgisayara bağlar evet. falan. Mesela bu seni rahatsız etmiyor bir otomobil sever olarak? Elektrikli otomobillere mesela özellikle henüz alışamadım. Diğerlerine alıştın şekilde. mı? O Her tarafı kontrollü otomobiller benim hoşuma gitmiyor. E, alışmak zorunda olduğumu hissediyorum abi. Çünkü diğer taraftan e, bizim ülkemizde maalesef bir otomobili alıp e, hobi şeklinde otomobille ilgilenip yaptırmak çok zor. Yayın de biraz konuştuk. Yani e, çok yorucu bir şey. E, sinirlerini bozan bir şey. Isen. O Aynı yüzden nasıl? diğerlerine e, alışmak durumdayız. Orada tabii ki işte ESP'nin tamamen kapatılıyor olması önemli bir şey. Yeni nesillerde de bizim için. Ee, elektronik sistemleri mümkün olduğu kadar az kullanarak hayatımıza devam ediyoruz. Ama bu yeni jenerasyonda bence çok daha fazla artacak. Yani o elektrikli artıyor. sistemleri çok daha fazla kullanacaklar vs. Belki hiç otomobil kullanmayacaklar. Şimdi mesela e, az önce bahsettim Mercedes'in bir modelinde. Hı -hı. Ne dedim? 1200 Nm 1430 1430 Nm, Nm. 1430 Nm. Nm. E Şimdi bunu koyuyorsun. Arkasına da onu engelle, onu çevirme, lastiği e, patinaj yaptırması... Bin, e, onu koydum, onu niye koyuyorsun? Onu koydum, onu niye koyuyorsun mesela? Yani e, bu bertantims Mercedes modeli de tamamen kapanıyor bu arada. Kapanıyor bu, hepsi. Komple evet. kapanıyor. E, bu Sli S, değil S, bir S, S 63 AMG. AMG. Ama e, plug-in e, pilleri var, pilleri var. E, şarj edilebiliyor. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani 1430 Nm tork dediğin abi. Buna elektrik motorun torku da dahil. Dahil. Tabii ki o yüzden zaten aslında o kadar güçlü. Ee, yani Bugatti Chiron'da e, 1500-1600 Nm tork var evet. yani düşünün ya, hiperkar seviyesinde bir torktan bahsediyoruz. Bunu kullanabilecek insan bile dünyada çok var. Ama bastı mı yapışırsın bir Bu olarak. biraz şey gibi yani benim araba, otomobilimde 1400 Nm tork var evet diye sohbet edebilmek için biraz da bence. Yani, tamamen geyik olsun yani evet, aslında biraz yani, yani kullan, çünkü, kullanışlı bir şey değil çünkü o. E, çok zevkli, çok keyifli bir şey ama e, alanların yüzde kaçı kullanır bilmiyorum. Yüzde sıfır. Yüzde sıfır yani. Çok büyük bir onu var. kullanacak olan da o para yok, o para olan onu kullanacak... <laughs> ...durumu yok. ya yani İki tane uçak falan çeker abi o torku, evet, öyle söyleyeyim. Yani. Sen de çok Aynen. iyi biliyorsun. İnanılmaz da yani. Peki mesela şimdi son zamanlarda... ...yeni... ...pek çok... Iı, ...markalar da giriyor ve... Pardon yeni markalar da giriyor. Yeni markalar da elektrikli işine giriyorlar, hibrit işe giriyorlar. Sen elektrikli, hibrit ve benzinli ya da patlam patlama motorlarda... Nasıl bir gelecek diyorsun? hibrit mi? Mesela elektrikli kullanmaktan bir hoşlanmıyorum, iki pratik gelmiyor bana. Şimdi bir, bir BMW'nin bir test otomobiliyle şeye gittim. Balıkesir'e gittim Hı. geldim. Normalde 4 saate gideceğim yol 12 saatte gittim geldim. <laughs> e, çünkü ha babam dur, şarj et. Çünkü yola çıkıyorsun, 400 km diyor, biraz basıyorsun, 200'e düşüyor falan böyle. Bir saçma sapan bir durum var. Sen bu ayrımdan nereden yanasın mesela? Gelecek görüyor musun elektrikli veya acaba bir ara geçiş, plug-in hibritler mi olacak? Ne olacak? Ya son sorumdan, e, yani son cümleden bir örnek vereyim abi. E, i̇şte çok sevdiğim, Acun abi bir e, elektrikli otomobil aldım arka vermiyor, Çok güçlü, elektrikli Merkez bir otomobil şimdi. aldı. E, belki Acun abi istemez diyordu. E, arıyor diyor ki 180 kilometre gidiyor bunun range'i en fazla. Ne yapacağım? Şimdi araba baktığında 500 küsur beygir bir araba. E, gazına basıldı, basılma isteği uyandıran Audi bir araba. Audi e e-tron GT. Porsche. Porsche. Ama baktığında evet 180 kilometre işte gidiyor. Yani gazına basarsan. Aynen. O zaman insanlar diyor ki o zaman niye aldım ben bu arabayı? Yani böyle bir şey var. Ee, iyi dengelemek lazım. Şarj istasyonundan artması lazım. Ben geleceği nasıl görüyorum? Ee, emin ol abi şu anda otomobil markaları bile geleceği bilmiyorlar. Ne olacağını. Çünkü Tesla diye bir marka çıktı. Ve bütün dünyayı karıştırdı. Şu anda e, Model 2 diye bir model üretecek. Ve 25 bin euroya satacak bunu. Ve bizim ülkemizde de bu otomobil 1 milyon TL'ye gelecek. İnanılmaz bir rakam. Baktığında Egea fiyatı. E, o yüzden... Şu anda bütün markaların el ayağına ulaşmış durumda. Tesla. Bu kadar o. başarılı olacağını zannetmiyorlardı. Ve e, adam her geçen gün, bu arada hani fark, ücretsi değil, açıyor. E, garip garip şeyler yaptığına da şahit oluruz çok fazla. Yani her gün yeni bir teknolojinin ve otomobili nasıl ucuzlatacağını peşine gidiyor. Aslında yıllar önce, daha doğrusu otomobili ilk Ford T modeli yapıyor. Yani bin dolara otomobil satmak, herkese otomobil sahibi olsun modeli aslında. Şimdi mesela otomobildeki kablolar aslında büyük bir maliyet ve kilo baktığında ve çoğunluğu Ukrayna'da yapılıyor. Şu anda e, ham madde Savaş sorunu var. var, şu bu. Mesela şu anda fiber optiğe çevirmeye çalışıyor kabloları ve o yaklaşık yüzde seksenlik bir ağırlık yüzde yirmi de bir fiyat, fiyat şeyi düşürecek fiyat yani kablo başına e, maliyet. Yani orada acayip dengeler şaşacak. E, yeni bir tane e, pil teknolojisi yeni demeyeyim ama geçen sene biten bir e, pil teknolojisinin anlaşması var yani lisans anlaşması. Şimdi lisans anlaşması bittiği için e, o yüzden o teknolojinin üzerine çok daha fazla gidilecek ve e, bin kilometre üzeri menzilleri çok fazla görmeye başlayacağız şimdi. Ee, çok karışık. Yani hidrojen mesela e, çok kullanılabilir diyorlar o bazıları. O Başta ağır bazıları... mesela ben hidrojenden gene açıkçası ama tabii onun güneş enerjisiyle üretilmesi koşuluyla ancak e, bir verimliliği oluyor ve belki ağır vasıtlarda başlayıp sonra diğer taraflara e, geçecek. Fuel cell dediğimiz Hı -hı. teknoloji yani Hı -hı. hidrojenden e, elektrik üretip e, çıktı olarak da su ve su buharı e, olması e, meselesi. Yani sen elektriğin geleceğinin daha üreticiler açısından bile net, belli olmadığını evet, söylüyorsun. Evet. Peki o menzil sorunu mesela. Şimdi bu bir şu anda bir engel mi? Diyorsun ki bin kilometre ile geçecekler. Bu menzili mesela ben anlamıyorum. Hı. Geçenlerde bir tane şey kullandım. Audi e-tron e GT. GT. Hatta onun bir de RS modeli var. O RS'den geldi. Bana sorarsan Porsche'ninkinden de hepsinden daha iyi bir otomobil. Yani sürat olarak, Hı. yol tutuşu olarak falan filan. Taksim'den bindim otomobile. 440 kilometre menzil vardı. Üçüncü havaalanı yoluna çıktım. İşte orada bir yapılmakta olan bir yol var. Oraya saptım. Gaza bastım. 300 falan böyle gidiyor. Yanımda arkadaşım vardı. Dedi ki, abi menzile bakar mısın? Dedi. 100 kilometreye düştü. Geldiğimiz o toplam 60 kilometre bar yok yani. Ve kendimizi zor bela Göktürk'te bir yere atıp şarj edebildik arabayı de bir şey var. 600 diyor, 300. 300 diyor, 50. İşte bu tamamen aslında yol şartlarına, yokuşun eğimin ne kadar olduğuna, senin gazına, eskiden... kaloriferi açtığına, tabii. radyoyu açtığına, tabii. gece farları yaktığına. G'ler vardı eskiden. İlk G'ler AMG'ler ilk çıktığında gaza oturduğunda abi Hacı Osman yokuşunda falan resmen ibrenin giderdi. Onun gibi yani aslında. Ee, tabii ki buna bir çare bulunacak ama şöyle bir çare bulunacağını düşünüyorum ben. Elektrikli otomobiller ileride bu kadar hızlı olmayacak. Çünkü işte Volvo vesaire şu an hepsi 150 hepsi kilometreyle sınırlıyor. Şimdi biz işte bir Jeep lansmandan geldik. 150 kilometreyle sınırlı. Çoğu böyle olacak. 150 kilometre belki 120 kilometreye bile sınırlı. Şey ee, şehir içinde özellikle e, kullanılan mini mikrokarlarda, Çok otobana çıkmayan otomobillerde ee, Bence bunun yol, yolunu böyle bulacaklar. Çünkü menzil ne kadar arttırsan attı fark etmez o e, 1000 kilometre menzili bile otomobilde. Gaza yine oturduğunda yine aynı Ciddi, şekilde. Yani gidiyor. gidiyor. Evet. 1000 diyorsun öbürü işte 500 derken 100'e düşüyor. O da 1000 diyeceksin 200'e düşecek. Bir, ya, galiba bunlar bizim otomobil kullanma zevkimizi elimize almak istiyor. Kesinlikle. Biraz öyle bence de. Abi. Değil mi? <laughs> yani şimdi bir sürü şey denge var tabii ki abi. İşte iklim anlaşmaları vesaire vesaire. Şimdi bugün e, biz bunu konuşuyorken e, Almanya'da BMW fabrikasında e, en büyük fabrikasında BMW'nin artık içten yanmalı motor üretilmeyeceği açıklanıyor. E, ve 1200 tane çalışan şu anda tamamen montaj fabrikasına aktarılıyor. Montaj eğitimi veriliyor adamlara ve elektrikli otomobil üretecekler. Yani e, şöyle bir durum var. Ne olursa olsun biz artık buna alışmak durumundayız. O görünüyor. İleride belki işten yanmalı otomobilleri bizim işte çocuklarımız belki parmakları Parmak gösterecek. gösterecek. Aa, bak işte, arabadan ne biçim ses çıkıyor diye gösterecek. Belki yola çıkmadık hatta yasaklanacaklar da belki garajda falan. Farklı yakıtlar düşünülüyor otomobiller için. Çevreyi çok daha az kirleten ama yakıt teknolojileri üzerine çalışılıyor. Görüyoruz Mesela işte. ne düşünüyorlar? Ee, daha az karbondioksit salan sentetik yakıtlar düşünülüyor abi Karbondioksit alanı daha az düşüren. Allah'tan yaşlıyım. <laughs> yani bu bu rezaleti uzun yıllar katlanmak zorunda kalmayacağım. Abi yani... <laughs> Gerçekten markalarda ne yapacağım Yani şimdi benim otomobilde şu anda 8 tane katalizatör var abi. 8 tane. 8 tane. Evet. Yani abi, V8 bir e, motor var 4 litre. O motoru ona koymak için. Araba ne bu arada merak ettim. BMW M5. M5 abi. Ama 8 tane katalizatör var abi çünkü karbondioksit alınımın belli bir oranda yapması lazım. Ee, şimdi abi bak bu, 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 bu da saçma sapan bir şey değil mi? Şimdi O katalizatörleri üretmek için kullanılan, içinde kullanılan işte onların içinde bir takım e, ne denir Rare Earth Metals evet. var işte altın var. Ya onları üretmek için harcanan şey e, enerji ve yaratan çevre kirliliği belki otomobil yaratacağından daha Kesinlikle. fazla. Yani bununla ilgili bak bir not aldım abi o nottan okuyayım yanlış bir şey söylemeyeyim çünkü gerçekten önemli bir şey. Pillerin ne olacağını konuşuyor ya herkes evet. şu anda. Şimdi şöyle bir durum var. 2025'te sadece Çin'de elektrikli araç batarya çöplüğünün 120 bir ton 120 bin ton olacağı öngörülüyor. İnanılmaz bir rakam yani. Bu da Avrupa Birliği batarya çöpüklerini önlemek için batarya geri dönüşüm üretim testine dönüştürüyor her yeri. Ee, Avrupa Birliği Konseyi Temmuz 2023'te aldığı kararla otomobil üreticiler için 2028'e kadar çöp bataryalarının 51'ini toplama zorunluluğu getirdi. Şimdi bununla ilgili ben bu arada dolu batarya diye e, Twitter adresi var arkadaşlarımız çok başarılı onlardan aldım. Evet e... ee, ben Çinde e, bu konuyla ilgili bir batarya fabrikası yıllar önce. 2012 falan derdi. Biz ziyarete gittiğimde batarya fabrikasını, yine bir otomobil endüstrisiyle ilgili gitmiştim. Ee, bana şöyle bir şey anlattı oradaki Çinli. Dedi ki, biz otomobillerden çıkan bataryaları yer altına gömeceğiz ve şehirlerin bataryası yapacağız. Hmm. Yani biz bu bataryaları kentlere elektrik vermek için, çünkü güneşten ürettiğimiz elektriği bataryaya koyacağız. Batarya kentleri güneşin ışığın güneş ışın olmadığı yerlerde bir batarya kentleri hmm. e, aydınlatacak. Ayrıca da dedi bu otomobillerin şarj sistemleri DC şarj olunca daha verimli çalıştığı hmm. için DC şarj istasyonlarına da eski otomobil bataryaları koyacağız. Çünkü orada hmm. verimliliğin otomobil kadar önemli olmayacağı için ve yere yalantıya gömeceğimiz için böyle kullanmayı düşünüyoruz demiştim bana bundan 10 sene önce bir Çinli. Yani Çin zaten bilmiyorum ne düşünüyorsun Çin hakkında. Çin uçmuş gitmiş. Yani ben de işte bu sene gittim ilk kez Çin abi Şangay Otomobil Fuarı'na gittik. Ee, inanılmazlar Avrupa'ya kafayı takmış durumdalar ve acayip geliyorlar yani çok. inanılmaz bir şekilde geliyorlar. Ee, diğer taraftan ben de yani markalara sorsan da işte şu anda mesela bu kanunlar çıkıyor evet ama onlar da oturup düşünüyor ya da. böyle bir kanun çıkartıyorlar ne yapacaksın %51'i bunların yani çok garip bir yere gidiyor iş. İşte Mercedes'i biliyoruz mesela Mercedes yıllardır yıllık iki haneli e, milyar bütçeler ayırıyorlar elektrik konusundaki araştırmalara arge faaliyetlerine Evet. Şimdi tam yeri gelmişken söyleyeyim. TOG. Ben TOG'un fabrikasının inşa halindeyken Hı. gittim. TOG'u inceledim. TOG'un çok iyi bir otomobil olduğunu, fiyat performansı ya da fiyat kalite orantısında çok uygun olduğunu, yerli bir marka olduğunu falan söylememe rağmen beni TOG karşıtı olarak algılıyor bazıları. Dolayısıyla ben her şeye karşıyım ve her şeyden gene O önemli değil. Sen TOG'u kullandın. Hı. Ve TOG'u kullananlar arasında benim sözüne güveneceğim Ender insanlardan bir tanesin beğendim bir TOG'u? Çünkü ben bitmiş halini kullanmadım hiç. Yani. Ben prototip halindeyken kullandım ama bitmiş halini hiç kullanmadım. Nasıl? Bana bu soru kaç kere sordu hatırlamıyorum bile. Ee, i̇lk çıkmasına yakın e, dedim ki fiyat belli olsun. Öyle cevap vereceğim size. Fiyat belli oldu. İlk çıktığında 1200 küsür 1200 evet, sürü civarlardaydı. civarlardaydı. E, dedim ki bu fiyata iyi. Yani orada önemli olan şey fiyatıydı otomobili. Evet. E, fiyat fayda da gerçekten iyi bir otomobil. Ee, yazılımında bazı ufak tefek problemler var. Her yeni otomobilde var bu Pardon, arada. Pardon oluyor, ee, BMW'de her yerde oluyor. Oluyor. Ee, mesela şu an versiyon 2 geliyormuş, yazılıyormuş. Ee, sürekli geliştirilecek bir şey. Diğer taraftan burada fiyat konusunda açılmışken onu da söyleyeyim. Maliyetler önemli. Burada kilowatt maliyeti önemli. Abi. Bundan 10 sene öncesine baktığında 1 kilowattın maliyeti 1200 dolardı. Ee, şimdi 120 dolara düştü. Ee, 90 dolara düşecek. Ee, 5 sene sonra 60-70 dolara düşecek belki. Ee, o yüzden burada önemli olan şey aslında pilin maliyeti. Hı hı. Ee, pilin maliyetine bakıldığında da fiyat fayda da iyi bir otomobil olarak görünüyor şu anda. Kullanım hissiyatı da bu arada. Ha, işte, kullanımda e, mesela böyle. Şey. önünde böyle bir koca bir ekran evet. var. Ee, ve bunu biliyorsun otomobil diye değil akıllı cihaz diye evet. pazarladılar. Hep işte hatta ilk lansmanında şeyde Las Vegas e, elektrik, elektronik fuarı CS'de. gibi CS'de hı hı. E, oldu. Ha, bu sene de Mercedes orada bir lansman yapıyor hı hı. mesela şimdi. E, kullanınca... O hakikaten akıllı bir cihaz mı? O mobilite bağlantısı falan Hı -hı. iyi mi? Yerinde mi? Şöyle e, mesela şu andaki yaptıkları uygulama herhangi bir Apple e, Android Auto ya da Apple CarPlay alt kullanmıyor. Kendi yaptıkları Hı -hı. bir yazılım. E, buradan mesela oturup Migros sağ tarafta oturan Migros Sanal Market'ten e, geçerken sipariş verebiliyor. Bu güzel bir şey. E, böyle şeyleri düşünmeleri. Yani bağlı. Ba connected araba bağlı. Evet. Ve işte bizim ilk baktığımız şeyler e, sezgisel mi? Yani işte ekranı sağa sola yaptığında e, hızı nasıl? nasıl? Akıcılık hızı. Mesela bunlar e, Avrupa standartlarıyla hemen hemen aynı. E, yani çok aşağısında kalmıyor. Çok yukarısında da değil. E, o yüzden ben beğeniyorum. E, diğer taraftan şöyle de bir durum var. E, işte konuşuyoruz şimdi Hakan abi vesaire. Birçok arkadaşımız da orada çalışıyor. Çok çok. Fiyat fabrikasından geçen bir arkadaşımız var. Oradan geçen bir arkadaşımız Ay, Renault'dan, var. Renault'dan, Fiat'tan, evet. Ford'tan her yerden evet, geçen. Her yerden Sektörden geçen, kimi tanıyorsak orada evet. ve... Hakikaten krem kremini aldılar sektörün evet, Kesinlikle. Bir de şimdi onları tanıyıp da onların da yaptığını bilince bir taraftan da öyle pozitif tabii ayrımcılıkla yaklaşıyorsun otomobili açık söylemek gerekiyor. Yani düşün şimdi çok yakın arkadaşın sen bir şey yapmışsın sonra bir pozitif ayrımcılıkla yaklaşıyorsun. Bak, aynen. Bir, de, bir de kendi ülkemizin ürünü falan evet. filan biraz daha şey. E, peki şimdi mesela benim... Bu otomobile ilgili dünyanın en iyi otomobili bile yapabilir Türkiye. Niye? Hı -hı. Çünkü bu konuda Türkiye'de 60 yıllık bir birikim var. Hı. Yani biz işte OtoSan'dan beri, Renault'dan beri, işte yani... E, dan beri... Türkiye otomobil üretiyor. Yan sanayi çok iyi. Dünyanın en önemli markalarına e, üretim yapabilecek Hı. kapasitede yan sanayi firmalarımız var. Yapan hatta. E, ama... ekonomi of scale, ölçek ekonomisi diye bir şey var. Yani dünyanın bütün markaları birleşiyorlar. İşte bakıyorsun mesela Stellantis'e... Evet. içine girmeyen kalmadı. İşte başka markalar keza bir araya geliyorlar. İşte Volkswagen grubu ortada. Tek başına kalan galiba bir Mercedes tek başına. Onun dışındaki herkes gruplaşmış gibi. Sen ekonomik olarak buraya yapılan yatırımın nereye gideceğini... Çünkü bu kadar zorlu bir piyasada ve bu kadar geleceğe, geleceği de biraz belirsiz bir piyasada, herkesin de büyük paralar döktüğü bir yerde nasıl görüyorsun e, Tog'un işini sektör olarak? Bence e, şu anda öz, özellikle önümüzdeki sene 25 bin e, euroluk Tesla 2 çıktığında e, bütün Çinli markalar da ona bir cevap verecekler ve hazırlıklarını yapıyorlardır. E, bizde de çok fazla artık Çinli var her gün biz bir mail alıyoruz, var. bir basın toplantısı. E, mutlaka mutlaka onlara rekabet edebilecek. Bir mikrokar yani bir şehir içi otomobili, ee, düşük maliyetli bir otomobil. %100 üretmeleri ve herkesin, ee, işte yerli milli duygulanan herkesin de otomobile dokunup binmesi gerekiyor bence. Ben böyle düşünüyorum abi. E, diğer taraftan rakamları fena değil. E, i̇şte 20 bin tane yıl sonuna kadar, şu ana kadar 9 bin küsür tane mı teslim edildi. E, Bu rakamlar. Bence yani, tek modelle olmaz. Olmaz. Kesinlikle. Yanına mutlaka, yani bunun mutlaka bir sedan, Sedan'ın bir küçüğü koyması lazım. lazım. %100 yani bu. E, Belki bir, bir daha bir küçük bir SUV koyması lazım. Kesinlikle. Yani şimdi oradaki C SUV e, sınıfı da çok karışık bir evet. sınıf. E, bugün hatta işte bir lansman vardı. Oradan geldik. E, fiyat, açıklanan fiyat. Rekabetin en interi. yüksek olduğu sınıf dünyada galiba şu anda. Kesinlikle tabii ki. Yani SUV zaten bütün dünyada trend. E, bizim ülkemiz biliyorsun Sedan Pazarı'ydı. Bizim ülkemiz bile SUV'lere döndü artık. Çünkü işte özellikle kadınlar e, ya da otomobilini kullanmaya başlayanlar çok güvende hissediyorlar kendini. Çok daha kom e, büyük şaşalı görünüyor otomobil. Evet. O yüzden bu otomobili tercih ediyorlar. E, güvenli mi? Bence çok güvenli otomobiller değil. Çünkü ne olursa olsun e, ağırlık merkezi yukarıda. yukarıda. Ve sedana göre kötü yol tutuyor. Aynen. Bu kadar basit yani. yani ben mesela Mazda MX-5'i daha güvenli bundan. <laughs> <laughs> kesinlikle yani. Yereye kadar yakın o kadar, o kadar yol iyi yol tutuyor. E, o yüzden kesinlikle bunu e, mutlaka düşünüyorlar. Evet, ama segmentasyon bu... yapması lazım. Kesinlikle. Yeni modeller üretmesi lazım. Daha küçük modeller, sedan modeller. Yani uygun fiyatlı e, bir tane model. Hatta o gelen e, Tesla... E, ya da Çinlilere... 1 yani, milyon lira, bugünün parasıyla 1 evet. milyon lira civarında, 20 bin dolarlar civarında bir otomobil yapması lazım. Kesinlikle abi, %100 yani. Bu... Belki 30 bin. Evet. Yani 30 bine çıkmaması evet. lazım çünkü Tesla'nın bugünkü e, geliş fiyatı, üretilirse ki Berlin'de üretileceğini geçen haftayla Musk açıkladı, Tesla Tesla'daki 1 milyon TL'ye gelecek, öyle görünüyor. Belki 1 milyonun altında bile kalacak. Tesla da geleni dengelerini bozuyor. Evet. Ee, Tesla şeyi evet. getiriyor mu Türkiye'ye, haberin var mı? Ee, Truck, Tesla Truck. Tesla Truck'la ilgili e, bugün bir tane basın bülteni yayınlamışlar. E, süper sporlarda ya da hiperkarlarda aldığınızda bir sözleşme yaparsınız. Aynı sözleşmeyi kullanıcılarına imzalatıyor. Ne diye? Bu e, Otomobili işte belli bir zaman içinde satamazsın, şu kadardan fazla satamazsın diye resmen sözleşme imzalatıyor. Oo, güzel. İşler çok değişti yani. O otomobil tabii ki e, Amerika'da, Meksika'da üretildiği için e, Türkiye'ye gelmeyecek hiçbir zaman özel ithalat da falan belki getirebilir yani ama, Kişiler getirecek. Kişiler getirir Tesla ama. Tesla kendisi getirmeyecek. Kendisi getirmeyecek. Tesla şu anda e, Giga Berlin'de üretilen bütün e, arabaları buraya getirir. Okey. E, belki Vergiden ötürü. Fabrika kurabilir. Vergiden yani ötürü. Avrupa ötürü. Birliği içerisinde üretilen arabalar getirecek buraya. Hem Çin'den hem Amerika'dan çünkü. iki tarafta da fabrikası var. Ekstra vergi var bizim ülkemize gelirken. Evet. O yüzden belki Türkiye'de fabrika kurar. Belli olmaz. Kurar mı? Kurabilir. Çünkü e, şu anda yıllık 500 bin kapasiteli e, şeyi. Fabrikası, Berlin fabrikası. Bir milyon kapasiteyi çıkartmayı düşünüyorlar. Yine de yetmiyor. Evet. Yıllık 1 milyon kapasite bile e, Herhalde geçmiyor. 30 sene sonra dünyada test adam. Sadece test olacak. Her yani. görünüyor abi. Yani ya bize ya Romanya'ya ya yakın bir yere. Bu coğrafyaya bir yere bir fabrika kurmak zorunda şu an öyle görünüyor. Belki de şey olur. Tok fabrikasını. Bence almaz. Niye? <laughs> Vermesinler de bize. vermesin o ayrı da yer yani <laughs> alabilir yani. yani o çok daha büyük üretim e, hedefliyor bence. Ben öyle görüyorum. Peki Tesla'nın Türkiye'deki durumunu mesela genel müdürünü görevden aldılar. Tesla'nın evet. Türkiye'deki durumunu nasıl buluyorsun? Çok müthiş bir giriş yaptı çünkü o bir anda 10 milyar otomobil sattı. İnanılmaz bir giriş yaptılar. Fakat e, yani işte, Intersil İstanbul Park'tan teslim ediyorlar otomobilleri. Evet. Yani bunun için özel bir kendilerine bir alan yaratmadılar. E, bence müşteri özel hissettirmiyorlar açıkçası. Evet. E, dünyada bu işi çok daha çok özel da hissettirerek yapıyorlar. yaptırıyorlar. Evet. E, müşterilerden de böyle şeyleri duyuyorum ben. E, mesela çok enteresan ruhsat kılıfı bile vermiyor. Sana gittiğinde kağıt parçası veriyor. Enteresan bir şey. Bugüne kadar bizim hiç alışık olmadığımız Bunun bir şey. şey. Ben biraz bizim Türk tüketicisine özel bir şeyler yapmasını beklerdim Tesla'nın. Çok iyi satıyor çünkü fiyat Can, fayda Bir değil. de Amerika'daki satışıyla buradaki satış. Mesela Amerika'da bütün alışveriş merkezlerinde otomobil evet. test şeyleri var. E, ne o deneyimliği biliyorsun, görüyorsun. Da. Bizde hiç araba otomobil ortalıkta yok. Otoparklarda görüyorsun ancak. Evet, yani hakikaten tüketiciye eşek Hı. muamelesi yapan bir ekip kurmuşlar burada. Yani ben e, dediğim gibi gerçekten o biraz daha alıyor. özel şeyler... Belki şeyler de haklılar. Değil. Abi bizim için ben şunu anladım. Bizim tüketici için burada kendime de söylüyorum bunu. Fiyatın önemli şey. Bunu gördüm ben. Yani e, çeri videosu çektiğimde gördüm. 850 tane otomobil videosu çektim bugüne kadar YouTube kanalında. 850. 850. 850 otomobil var mı? <laughs> Çekmişim abi. <laughs> Vallahi bravo. E, ee, videosunu bir yayınladım abi. Ya telefonum susmuyor. 20 sene önceki asker arkadaşım arıyor. E, üç önceki berberim arıyor. Yani tabii fiyatı duyunca insanlar bu fiyata bu kadar büyük bir SUV var. E, nasıl alırız bunu derdine Nasıl gelin, oluyor, yani. oluyor o, oluyor fiyat o SUV? Çünkü inanılmaz üretiyor Çeli e, orada. Çok Kalite şey, sorunları var mı? İyi bu? bir şey kurmuş. Var tabii ki ama majör değil. Ha majör. Minör. Yani evet. O paraya olduğu zaman ka kabullenilecek. kabul e, çok enteresan. Peki mesela bunca otomobil test kadar. çeşitli markalardan şun. Seni en etkileyen hangisiydi? Abi çok enteresan, ee, işte ben biraz Ferrari, Ferrari ee, Alman teknolojisini, e, kullanım hissiyatını çok severim. Bugatti Chiron'a ben hep böyle bir mesafeliydim yani biraz tasarımını beğenmem şuan. falan, Chiron Sport kullandım. Ee, 1 milyon abone özel videosunda kullanacaktım, olmadı o kadar peşinden koştum koştum 2 milyon özel abone videosunda kullandım. Ee, Almanya'da e, bir böyle köyde sadece böyle hiper otomobillerin satıldığı ve etrafında dağ yolları olan orada işte çok ultra zengin insanlara denettirdikleri bir yerde kullandım. Ee, çok enteresan bir otomobil. Şöyle enteresan, yani 1500 e, beygir, Nik bir otomobil ama e, Golf gibi görüş açısı var, Golf gibi süspansiyonları var. E, konforlu yani. İnanılmaz konforlu. Günlük kullanıma uygun hiper araba. Her otomobil. gün kullanırım. Yani çok acayip bir araba abi. Allah Allah. Gidiyor, dönüyor, duruyor. duruyor e, park edebiliyorsun. Çok konforlu bir koltuğu var. Yani işte baktığında kör noktaları çok az falan. Hiç süper, ya hiper otomobil gibi değil. Normal bir golf kullanıyorsun gibi ama 1500 beygirlik bir golf. Ben de mesela Bugatti'm olsun isteyen ama o Bugatti değil. Ben EB110 isterim. Ha, o... Ha, tabii. Daha, <laughs> da çok param olsaydı şey isterdim. 57 Atlantika. o <laughs> biz anca fuarda Falan işte uzaktan yanına bile Bir tane şey de var galiba. E, ee, Ralph Lauren'in koleksiyonu da var. Evet, Müthiş var. bir tane e, var. Belki resmi. Bir tanesi gibi. de savaş zamanı kayıp hala bulunamıyor biliyorsun. Bir tane biliyorsun gölden çıkardılar. Evet. Hurda halde çıkardılar. Gölün altında 60-70 sene kalmış var. Onun hikayesi muazzam bir hikaye. Bir kumarbaz kumarda kazanıyor arabayı. İsviçre'ye girerken gümrük parası önce cebinde 5 kuruş olmadığı için otomobili gümrüğe bırakıyor. Gümrükçüler de onu itip göle atıyorlar başına bela olmasın diye. Yıllar sonra, 60-70 yıl sonra ve belki daha fazla gölden da, e, oradaki köylü çocuklar çıkartıp e, sattılar. Amerika'da bir otomobil müzesi aldı. O da müthiş bir hikayedir. Bugatti da bir enteresan bir araba. Ee, Senin ne peki abi? Ferrari 250 GT SWB. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Geçen gün şu astronomik rakama satılan açık arttırmada. Evet. o, da, o da giderek pahalanıyor. Evet. Bir aralar alınabilir fiyatlarda. Şimdi o da 250 GTO seviyelerine yaklaşmaya başladı. Bir ara 2 milyon dolarlara falan alabiliyordun. Yani. Alınabilir dediğim tabii o yani. hani. Ama şimdi o da e, aldı başına gidiyor ama müthiş bir otomobil. Bence evet. dünyada en güzel otomobiller bir tanesi. Evet. Ama tabii Talbo da çok güzel. Ben ama hep e, e, eskilerden evet. yeni, <laughs> bir şey, yeni, yeni bir şey söylemiyorum neyse. E-Type'ı beğeniyor musun? E-Type. E-Type... e type e type e Dünyada çizilmiş en, en güzel, güzel otomobillerden şey. bir tanesi. Evet. Hatta bunu sırf ben söylemiyorum Enzo Ferrari de söylüyor. Hmm. Fakat ne diyeyim? sürekli başı ağrıyan bir hanfendi evet. gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani yola çıktığın zaman evet. herhangi bir yere gitmem mümkün değil. Yani elektrik sistemi berbat, eee evet. karbüratör sistemi berbat. Yani her şeyi çok kötü. E, ama çok güzel. Yani o mesela kullanmak için değil. Yani al evet eve salona koy. Kesinlikle. Böyle gündüzleri git okşa, elini bir bez al, sil falan böyle. Ee, ama kullanmak için çok e, zor bir otobüs. O yüzden de normalde çok çok para etmesi gerekirken kullanılırlığı olmadığı için para etmiyor. Evet. Ama her yıl yine işte dergilerin falan vesaire. Her yerde en, kapaklarda, en mapaklarda. En güzel tasarım seçiliyor. Muazzam güzel bir tasarım. Senin ee, otomobil çok güzel ama bu arada. Ya Bütün otomobiller güzel aslında. <laughs> ya yani Baktığın zaman her otomobil insana böyle bir değişik bir heyecan evet. uyandırıyor. Özellikle Kesinlikle. eskiler. Yani otomobillerin designerlar tarafından yapıldığı, şimdi mühendisler bir, ara yaptılar. Çok hmm. kötü oldu hepsi. Hmm. Şimdi tekrar designer'a döndü. Peki bir çağdaşlarda kimi beğeniyorsun böyle? Yani bu, bu yani çağdaş derken alınabilirler hmm. de. Ya alınabilir otomobillerde açıkçası beni hep hızlı otomobiller heyecanlandırıyor. Şimdi ya, hani e, mesela kendi otomobilden çok memnunum. Dünyada çünkü bin tane var. E, o, o, biraz özel hissettiriyor kendimi. m CS e, mi? Evet CS. Arka koltukları işte spor. O dünyada çok olan bir şey değil. değil. daha önceki yıllarda yapılmış ama günümüzde yapılmış. Türkiye'de bir tane şey ama iki tane var. Yok, Türkiye'de 4 tane falan vardır. 3-4 tane vardır. Ee, o çok heyecanlı. Biraz arkadan itiş otomobil kullanmayı seviyorum. Evet, Biraz kaysın, etsin Kyson. seviyorum otomobil. Ee, ama bunun güzelliği de 4 çekeri de alabiliyorsun istediğin zaman. O güzel yani Kış lastiklerini tak, dağa git istediğin zaman, kar yağdığı zaman. Ee, şu anki otomobilimden memnunum açıkçası. Ben mesela 635 CSI çok seviyorum. Yani çok güzel o. Rahmetli Erhan Önal bir tane vardı. Çok, çok güzel otomobil. Yeni e, 3.0 CSL'i beğendin mi abi? 50 tane Tipini beğendim evet. ama içine girmek, kullanmak Hı -hı. nasip olmadı. Büyük ihtimalle hiçbir zaman da olmayacak ama hakikaten çok güzel bir otomobil. Şey. Evet. Ee, BMW böyle geride kalmıştı biraz, Mercedes'in gerisine kalmıştı. O yavaş yavaş Hı -hı. yakalamaya başladı Mercedes'i. Yeni yediği 7yi beğeniyor musun? yediği 7yi beğeniyorum. Teknolojisini beğeniyorum açıkçası. Tipi biraz zor olsa, olsa aynı beraber. Ee, biraz küt geliyor tasarım. O mesela Mercedes, Mercedes S'in karşısında eziliyordu. Evet. BMW şimdi öne geçmeye başladı bu yeni 7 serisiyle. Biraz daha o ne diyeyim böyle baba görüntü evet. insanı cezbediyor. Fakat mesela içinde de müthiş bir kroluk var gibi geliyor bana böyle. O parlak parlak şeyler falan böyle. O ama artık markadan resmen yarışı haline evet. geldi. Yani kim daha çok e, içeriye aydınlatma koyacak, A, ne yapacak? Şeyler koyacak. Aynen. Böyle. Ekranı güzel. Ya şey benziyor, bir ben Singapur kenarlısı gibi <laughs> Bunu yayınlıyor muyuz? Yani Singapur kenarını nereden biliyorsun? Yani tahmin et. <laughs> Çünkü Singapur'a hiç gitmediğim için. Yani. Bir, arkadaş <laughs> bir arkadaş görmüş. Bir arkadaş görmüş anlattı. <laughs> ama hakikaten <laughs> böyle, öyle, öyle, renk yani rengarenk ışıklar, ışıklar, parlak taşlar, maçlar bir şeyler var içinde. Şeyi seviyorum ama, o arkada bir tiyatro ekranı var. Evet. Ee, mesela o kafalıklardaki ekranı ben bugüne kadar hiç kullanan hiç ben görmedim. Ben hiç görmedim. Niye, hiç, niye para verilir anlamam. Sadece ben hiç koydurmadım Bu hiç. kullanılabilir bir şey. O, evet. o güzel yani. Oo, aşağı, baya baya bir şey var. <laughs> E, hakikaten güzel yapmışlar. Mesela benim de şeyde favori arabam mesela... Golf, Golf R. Ar, güzel araba. Müthiş araba. Onun bir kış testi var. Keşke beraber gitsek orada video çekeceğiz. Müthiş bir yani, gör üstünde. Mesela ben Golf GT'ye bayılırım. E, bu R daha da güzel. 340 beygir mi? Şimdi de de şey drift modu falan var. Evet, çok güzel i̇şte bir otomobil. Yani yaşlandıkça bir de daha küçük, daha kompakt şeyler sevmeye falan başladım. Bizim bir tane Hakkı amca var. Benim videom var YouTube kanalında. Bakarsın bir saat olduğunda. E, 85 yaşında. Golf R kullanıyor. Modifiye ediyor. Ee, ve çıkıp her gün Bursa'ya kadar gidip gazlayıp geri geliyor. E 25 senem var demek. Ki? 25 <laughs> sene olabilir. <laughs> Hakkamcının yaşına gelmeme 25 <laughs> sene sonra Golf harla biri göre. Ama o zaman elektrikli olacak. Her şey kullanmaya evet. değmez yani. Bir de kendi de kullan kullanacak abi muhtemelen o zaman. Yani şu anda işte Tesla kendi gidiyor abi ya evet, da işte Mercedes yani e, sinyal verdiğinde kendi kendine şerit değiştiriyor. değiştiriyor. Çok acayip yani e, ve bu tarafa gidecek iş yani A noktasından B noktasından biz kullanıp gitmeyecek çok büyük ihtimalle. Tabii o, e, bir süre sonra otomobil sahipliği de kalmayacak evet. zaten yani ben, ben, buradan telefonuma bastığımda otomobil gelip kapının beni alacak. Hatta evet. her akşam benim buradan kaç çıktığımda bildiği için. E, Artık kendi o kendi yapay zeka ile tahmin olacak. edip gelecek. Aynen <laughs> buraya Ayşe teyzeyi getirip bırakan otomobil gelip beni alıp evet. götürecek falan. Yollar daralacak, daha az otomobil olacak, üretim sayıları düşecek çünkü otomobilin kullanım süresini düşün mesela sen bugün otomobili iki saat falan kullanıyorsun. Evet. E şimdi geri kalan 22 saat boşu boşuna yatıyor. yatıyor. E şimdi o, o ortadan kalkacak. O zaman emisyonlar azalacak falan. Bayağı değişecek hayat. Kesinlikle. Abi. İşin tadı kaçacak. Biz de olsun güzel zamanlar yaşadık öyle diyoruz. şahane <laughs> biz otomobilin şahane zaman Yani özellikle ben şahane zamanlara denk geldim. Sen de ucundan o şahane evet. zamanları yakaladın ve tadını iyi, iyi çıkardın. Peki mesela bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Böyle bir, bir şeyin var mı? Bir hevesin var mı? Otomobille ilgili bir hevesin yani? Otomobille ilgili aslında e, çoğu şey yaptığımı düşünüyorum. Evet çoğu şey yaptın çünkü. E, fakat hala yapmadığım şeyler var. Mesela? E, mesela benim bir yabancı dilim yok. E, ve yıllardır bu benim hep böyle üzerimde kara bir bulut gibi geziyor. E, mutlaka mutlaka gelecek planımda, e, yakın gelecek planımda e, bir yabancı dil öğrenip belki yabancı içerikler yapmak. E, mesela şimdi benim YouTube'da e, benimle ilgilenen danışman arkadaşın arkasında oturan kişi onun danışmanı. Diyor ki bana Jey Leno'yla gel video çek. Bu benim için müthiş bir şey. Ama maalesef ki bunu yapamıyorum şu anda. O yüzden bu eksikliğimi acilen gidermem lazım. E, Gidermene gerek kalmayacak. Bu yapay zeka bu işi halledecek zaten. Halledecek evet ama Jey öyle şimdi seninle oturup bir muhabbet etmek abi müthiş bir şey. Yani onu yaşamak istiyorum. E, ben yedim. tercüman da gelirim senin için. <laughs> 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 müthiş ya onu, gar onun garajı müthiş ama. Evet, yani. Süper bir garaj. Yani e, Böyle şeyler yapmak istiyorum kendi işim adına. Ee, bir de işte çok yeni bir e, bebeğimiz oldu. 40 Aşağı, Allah, Allah şansını güzel ee, şahane. Onun da böyle otomobillere tutkulu, meraklı... E, yani bir sen yeni bir Zayn Sofoğlu mu yarıştırmak istiyorsun? Oldum, Abi istiyorsun. inşallah ya. <laughs> Müthiş olur. Yani Zayn inanılmaz bir çocuk. Ben çok. hayatımda böyle bir şey görmedim. Dünya görmedi zaten evet. yani. Ben video paylaşıyorum inanamıyor insanlar hala. Kesin başka biri Ben bütün videoları şey izliyorum yapıyorum. çocuğa inanamıyorum yani. Abi böyle bir şey olamaz yani. E, direkt hissiyat ona yüklenmiş. böyle. Allah gelmiş. nazardan saklasın. Amin amin. E, abisi var mesela Mahir. Bir Öyle bir ilgisi yok. Tamamen futbolla ilgileniyor. Ee, o işte geçen hafta e, ilk motosiklet yarışında Yarışını kazandı. Kupasını kazandı. almış. Kupayla evet. öbür gün reddi fotoğrafını koymuş Instagram'a. Allah nazarlardan saklasın. İnanılmaz bir çocuk. Çok daha başarılı olsun. Bir e, Formula 1 pilotu göreceksek ileride onu göreceğiz. Öyle görünüyor. Ya da benim oğlu inşallah. İnşallah. <laughs> şey ee, Valla Formula 1 pilotu mu olur? Başka bir şey mi olur? Motosiklet yarışısı mı olur? Bir şey olur yani gibi duruyor. E, çünkü Kesinlikle. Formula 1 pilotu da, da çok acayip bir şey yani. Bir nasyonel, yani. Milliyet önemli. Hı -hı. Yani senin ülken ne kadar otomobil pazarı, senin ülken ne kadar... ...o otomobillerin sponsorlarının pazarı. İşte mesela... ...iki tane şahane Brezilyalı oluyor, Hı -hı. alamıyorlar. Hı -hı. Çünkü bir Brezilyalı var, bir tane de başka bir ülkede olması doğru, lazım falan yani. Ee, takımların sadece yeteneğe bakarak almıyorlar Hı -hı. yani. Ee, onu ben çok gördüm ya yani. Çok yetenekli Hı -hı. çocukların... E, ...bir başkası aynı ülkeden var diye bir takıma giremediğine çok şahit oldum. Üzücüdür yani. O. Bir sporda bütçe ne kadar büyükse o içerideki oyunlar da İçeride o kadar çok oluyor, fazla oluyor. Ee, bir de o Amerikalı yani zaten Bernie Eccleston F1'in son yıllarda içine etmişti. Amerikalılar aldıktan sonra tam cılkını çıkardılar. Maalesef öyle abi. Şeyi gördün mü? yeni pistinin şeyin, e, Las Vegas pistinin. Ha gördüm evet. Biraz tehlikeli bir pist olmuş. Evet biraz tehlikeli sanki ama bence biraz mahsus yapıyorlar. Mahsus yapıyorlar yani. yani. tabii, tabii tabii. Ee, yapıyorlar. Heyecan, heyecan artırmak ya, için. Yani o, o bir, bir düzlük var. Normal bir pist kadar e, düzlüğü var yani. O düzlükte neler olur Allah bilir. Allah bilir. Herhalde 400 kilometre falan çıktılar orada otomobiller. Evet. Bir de tabii NASCAR vesaire biraz hani düz pistler olduğu için e, oradaki heyecanı da belki yakalatsın insanlara diye. Hiç, hiç NASCAR kullandın mı? kullanmadım. O pistte bir çıktı bakın düz mü değil mi gibi. Yer. Yanına oturdum bu arada NASCAR'da. E, Red Bull Ring'de bir tane pilotun yanına oturdum. Değil evet tamam ama. Sen onu, hani, sen onu baktığın o... zaman düz zayılıyorsun ama otomobili evet. kullanırken hiç düz değil o pist. Evet. Çok fazla e, orada insanlar düz bir şekilde görebiliyor ya otomobili. O belki hoş. Evet öyle doğrusu orada yürüyemez. Yürüyemezsin. Otomobil kullanırken de başın dönüyor. Çok yani hiç Kesinlikle. çok acayip değil. Bambaşka bambaşka bir şey o. Evet. 200 milde 20 santim mesafeyle gidiyorsun ve böyle böyle çok acayip bir pist o. Evet. Indy 500'e gittim abi Indianapolis'e e, Indy 500'ün 100. yıl özel yarışını izlemeye. 650 bin kişi vardı. Hayatımda böyle bir şey gördüm. Çok acayip orası. İnanılmaz. Orası, orası başka bir ev manyaklık. Evet, başka ya. Ev Gerçi Amerikalılar artık otomobil yapmayı falan unuttular işte bu testler dışında bir şeyleri e, kayda değer bir şey öğretmiyorlar ama e, yine de tabii e, otomobil sporlarında de, deli bozuklar yani evet. normal değiller peş köşede olduğu gibi. Ee, peki senin otomobil yarışları arasında, otomobil, otomobil yarış türleri arasında en sevdiğin hangisi? Rally mi, F1 mi? Formula 1 çok izliyordum ve seviyordum. Ee, küçükken böyle sabah 5'te kalkan işte o gruptanım ben de. E, ee, de kesinlikle çok seviyorum. Çok heyecanlı. Fakat takip edilmesi ve izlenmesi açısından drift şu anda fazla ilginç. Yapmak Allah. anlamında da. E, bir tane tofaş yaptık çünkü. E, onu böyle 500 beygir yaptık. o Tofaşı yapamadığımız için, için, aslında BMW E36'yı alıp kupasını Çıkarttım, çıkarttı, üstüne topaç, topaç Ha, koyduk. <laughs> tamam anca öyle oldu tamam. Şimdi oldu. <laughs> M50 bir motor var üzerinde turbo. Büyük bir turbası var işte. O 500 küsür beygir oldu. Drift e ee, Onda drift yarışlarına katılmayı planlıyorum. Abi. Allah Eğer Allah. Mesela ben de bu drift'i niye yaparlar insanı diye çok merak zevkli ediyorum. Zevkli bir şey ya. Sahi de mi? Vallahi abi. Allah Allah. <laughs> ne <Nesi> şey zevkli <laughs> O hızda otomobili kaydırmak ve e, kaydırırken kontrolü altında tutmak. Bir hız yok tutmak... ki ortada. Çok yok evet. Ama e, yüksek hızlara çıkanlar da var ya. Kaç? İyi pilotlar. 200'e yapan da var. Ama tabii Allah onlar yurt dışındaki e, ben hiç görmedim onu, onu yani. Ülke böyle, böyle, bir iplikler böyle, iplikler var. bir abuk sabuk bir şey yapıyorlar. Böyle yani, sikaya kayaka <laughs> gidiyorlar yani. Keyifli <laughs> ya. Zeytin <zevkli gülüyor> şey mi? vallahi. Allah Allah. Bana bir gün hiç keyifli gelmiyor. Bir gün Emre nerede? Emre... <laughs> bir gün seni Topaş'a bindirelim. Drift arabasına. Olur. drift mi <laughs> yapacağız? Bindin mi hiç peki drift arabasına? Yok abi hiç ilgimi çeken bir şey değil. Böyle bana böyle, böyle hamallık gibi geliyor. Orada böyle bir yerde dönüp duruyorlar. Abi cadde zamanlarını hatırla. Arabanın biraz kaydığı zamanı hatırla. O da böyle abi çok tamam, araba kayar, araba giderken viraja girdiğini şöyle bir kayar tamam kıçı başı dağılır da orada böyle vur 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 döndüre döndüre <laughs> gidiyorsun doğa peki <peynir> gibi. <laughs> Tabii bir, ayrı bir keyif vardır ya de muhakkak bunca insan e, yaptığına göre. O şey neydi o? E, Toretto muydu? Evet <laughs> 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 onların işi gibi geliyor bana biraz. E, peki yarın öbür gün sadece ki istediğin otomobil alabileceksin. Bugatti mi? Bugatti alırdın herhalde ya. Saydım. Vallahi ya. Şu anda e, yani çünkü şey olacak bu sefer. Bugatti almasan, diyeceksin ki ya bu arabayı aldım ama bu her zaman daha üstte yani bir üst seviyede. Çünkü gerçekten araba yani hiper otomobillerin en üst seviyesi bence. Peki bu Hırvat çocuğun yaptığı bir otomobil var? Şey, e... Rimac. Şu anda dünya geri geri gitme. Şey evet, 280'li mi ne evet, evet. Onu soruyorum. Rimac hiç kullandım ya da Yok, gördüm? Yok hiç mi? kullanmadım abi. hiç görmedim de. E... Yani elektrikli otomobildeki süper spor seviyesini düşünemiyorum. Şu anki vermez. Teste Model S Plate kullandım. O 1.9'da ee, 0'dan çıkan. Çıkıyor yani. Peki şimdi bir şey. hop etmedin mi? Ediyor. Zaten şöyle bir durum var. Şimdi ben mesela e, Ferrari sf 90'la 2.6 saniye yaptım 0-100. Orada mesela çok fazla anlayamıyorsun Öyle, ama vites geçiyor falan 2'ye. Ondan anlıyoruz. test hiçbir geçiyor. şey anlamıyorsun. Yani ne zaman 100 oldu, ne oldu hiçbir şey anlamıyorsun. Sıfır yani. O yüzden çok hissiyatlı bir şey değil bir şey bence. Değil. Elektrik otomobilde o hissiyat yok. Ben mesela o merak ediyorum. Geri Hı. geri gitti. 280 km öyle abi, bir şeyle geri geri böyle gitti. Öyle bir şey yaptı. Dünya rekoru kırdı. Ginese geldi. Yani gerek var mı öyle bir şey bilmiyorum. Kim yapar mı? Kimse yapmaz. Sadece şov. Evet, şov için tabii. E, şov işte. evet. <laughs> 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 yani. için. Drifting mi yapar? ya şeyi düşünemiyorum abi ben. E, bu Model S falan böyleyken yani süper spor elektrikli otomobil seviyesini düşünemiyorum. Nasıl gidiyordur, ne yapıyordur. Bir tane yarış arabasına bindim. E, yeni yapılan bir yarış arabasıydı. Çok acayip yani yediğin, G'nin falan atta hesabı yok. Çok farklı yerlerden falançiyiz evet, evet. yani. Değişik tabii ki o otomobillerin de e, normal otomobillere göre işte apex noktası, viraj fren noktası vesaire her şey değişik. O da o pilotlar da değişecek yani tabii aslında değişiyor. dünyada. Rally arabası bile yapıyorlar bu arada biliyorsun. Evet. Elektrikli. Şu an Skoda'nın falan ralli arabaları evet, var. var yani. Herhalde ayrı bir sınıf e, olacak bir süre sonra da sadece o sınıf. Ama Formula e, tutmadı kalacak. çok. Formula formüle... bir yükseldi, durdu. Evet. Bir ara çok yükselmeye evet. başlamıştı, ee, sonra F1 onu ezdi biraz. Evet. Yani bence gerekli yatırım yapmadıkları için durmadı. Yani, biraz daha yatırım yapsalar çünkü bütün markalar e, takım almak için sıradaydılar. Evet. Hatta e, ben bizim Tog ya Togda bir takım alsa falan Hı. diye e, öneriyordum. Fakat yatırım yapmadılar. Yatırım yapmayınca. Yani mesela iyi pilotları falan oraya çekebilselerdi Hı. belki e, bir şey olurdu. Bence de çok PR olmadı yani. Çok iyi, iyi, iyi PR yapamadılar yani. Oldu yani. Yayınını güzel yapamadılar, evet. PR'ını iyi yapamadılar. Ee, para işi yani. Oraya o yatırım yapılmadı. Ee, Sen Türk otomobil sanayinin geleceğini nasıl görüyorsun peki? Ee, şu anda mesela benim e, alt komşum bir otomobil üretiyor. E, Hipercar. E, İnegöl'de bir e, mobilyacı arkadaşımız var arıyor. Biz otomobili e, önümüzdeki hafta prototipi bitiriyoruz. Gelip bakar mısın diyor. Sürekli sağdan soldan böyle haberler duyuyorum şu anda. Ee, bunlar tabii güzel şeyler. Güzel şeyler. Ee, keşke daha da çok artsa. E ee, senin de bahsettiğin gibi abi yan sanayi inanılmaz yani Tesla'nın karbonlarını bile bizim ülkede yapıyorlar evet. şu anda. Ee, bunlar tabii doğru akılcı bir şekilde birleştirirse güzel işler kesinlikle çıkar ortaya. E ee, Önemli olan şey burada insanların e, o e, iradelerini kaybetmemeleri. Yani işte kıbrısta mesela bir tane otomobil var. Çok güzel bir otomobil ama hani yıllardır bir şekilde seri üretime evet, geçmedi. No, no, çok no, güzel Olmadı. Olmadı be. yani. Biz de bilmiyoruz neden. O şeyden önce bizim e, TOG'dan önce başladı evet. o. TOG'dan daha havalı girdiler. Evet. Ama sonra durdu. Sonra durdu. Yani orada önemli olan şey önüne mutlaka bir sürü engel çıkacaktır markaların. Buradan hani e, söyleyeceğim şey o e, engellere takılmamak. Yani hedefi sonuna kadar gitmeye çalışmak. Çünkü gerçekten bizde e, çok iyi ustalar, çok iyi mühendis çocuklar ya, var. Mühendis Hiç mühendisler olmazlar yani. E, bence devam etmeliler. Çünkü e, çok iyi bir pazar bizim ülke. Ve yerli olunca bir şey daha da çok e, içine siniyor insanların. TOG örneğinden çok gördük bunu yani o siparişlerden. Peki o zaman e, fiyatlı sorayım sana. Daha doğrusu vergi politikasını sorayım. Hı hı. Sen bu vergi politikasını akılcı buluyor musun? Yani Bir otomobil üretme konusunda iddialı olan bir ülkenin böyle bir otomobil vergisi politikası olabilir mi? Ya da olmalı e, mı? Dünyada birçok e, örneği var abi bunun. E, kiloya göre, karbondioksit e, salınımına, salınımına göre, göre, motor hacimine göre çeşit çeşit kriterler var. En doğrusu şu anda... E, otomobil şu anda neye göre üretiliyor? En zorlayan şey ne markaları ve neyin altına düşmeye çalışıyorlar? Karbondioksit salınımı. Tamamen karbondioksit salınımı baz alınarak bir vergilendirme sistemi yapılması gerekiyor. Bizim sistemimiz şu anda maalesef çok eski kaldı. ve Dolayısıyla e, çok fazla vergi veriyoruz. O yüzden yani karbondioksit al, 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 al göre alm, Alman'ın yıllık geliri 50 bin euro ortalama, Hı. benim 8 bin euro. Alman'ın 100 bine bindiği arabaya ben 400 bine biniyorum. Şimdi bu hiç makul bir şey evet, değil. Yani. Kesinlikle. O yüzden yani otomobiller hangi amaca göre üretiliyor şu anda? İlk e, olayları karbondioksit salınımını azaltmak. Düşünmek. O yüzden de kesinlikle çevreyi ne kadar kirletiyorsa o kadar vergi alınmalı. Bütün dünya bu sisteme geçecek zaten. göreceğiz bundan. Peki o, mesela elektrikli otomobilde onu nasıl hesaplayacaksın? Elektrikli otomobilde de kilowatt e, hesabı yapılacak abi. Çünkü o da o kilowattına göre gidip pil dolduruyor. O sırada karbondioksit harcaması varsa onu yapılıyor. Aslında karbon ayak izi mantığı. Yani ne kadar... Mesela ben dedim ki ben evimin çatısına şey kurdum, güneş bili kurdum <laughs> ve hiç karbonhidratı bırakmadan şarj ediyorum. Onun da düşmesi lazım aslında Değil şu anda mi? kesinlikle. Ve bu şarj istasyonunu çok fazla göreceğiz yakında. Üstü tamamen güneş enerjisi güneş paneli enerjisi. kaplı ya da evlerimizde de çok fazla göreceğiz. Zaten gelecek bu yöne gidecek artık işte. Amerika'da da Ben şeklinde... baktım mesela bazı benzin istasyonlarında bunu yapmaya hı -hı, başlamışlar. Hı, hı. E... Yurt da çok fazla var. Yurt dışında gelmeye varlardı. başladı. Bizde de başladı. Yavaş yavaş o şey o gidecek ama mesela şehir içinde hala sanki yeterli şarj istasyonu yok gibi geliyor bana. Bana da yok gibi geliyor. Ee, şehirler arasında da yok gibi geliyor. Evet. Her geçen gün tabii ki üstüne koyarak artıyor. Ama çok daha fazla artması lazım. Zaten... Çünkü insanların biraz cesareti de yok. Yani e, ve iki sene önce adam kötü bir deneyim yaşamışsa şu anda da hala onu yaşayacağını düşünüyorum. İşte ben. Evet. <laughs> o yüzden... Balıkesir 12 saate gidip gelince... Çünkü bu anlatayım bir daha. Buradan çıktım, ee, bindim otomobile. Ee, işte 400 kilometre 460 kilometre menzil vardı. Çıktım, ee, itişam adresi yazdım ee, Balıkesir'de. Yazar yazma zaten çat diye 260'a düştü. Yola çıktım, şöyle bir gaza basayım dedim. Bursa'ya gelmeden dedi ki, bitiyor. Hayda, nerede buluruz falan filan. Bir tane... Esine, e e e e e kaloriferi kapadım, ışıkları söndürdüm, müzik sistemini kapadım, her şeyi kapadım. Ee, böyle en tasarruflu şekilde susurla vardım. Yolda yer ayırttım şeyden, aplikasyondan e, şeye, e, şarj istasyonuna. Gittim evet, iki şarj istasyonundan bir, bir tanesi boşta, birine başka bir e, araç takladı, o da BMW'ydi. E, e, uymuyor. Volvo'nun tipi hmm. BMW'ye uymuyor. Olsa, öbürünü bekledim. 45-50 dakika o, e, şarj etti. Sonra o çıktı. Ben geldim. Ben taktım. İşte bir yarın bir saate yakın ben şarj ettim. Ben şarj ederken 5 otomobil kapının önünde birikmişti. İşte 2 Porsche, 2 BMW, 2 bilmem ne falan böyle. Onlar da beklemeye devam ederler. bu. Bu tam 2 sene oldu hemen hemen. Evet. Yani şu anda mesela bunun belki yarısını yaşarsın. Ya da e, üçte birini yaşarsın en fazla. E, çok arttı çünkü şu arttı anda. Daha art, da evet. artacak. Artmak zorunda. Çünkü Elektrikli otomobil satışları çok iyi gidiyor. Çok iyi. Yani şu 20.000'e doğru gidiyor. Tesla 10... ilk 5'teydi geçen ay bütün otomobil evet, satışlarında yani. Evet. Ege'ye kadar satacaklar. Öyle geçecek. bunun bence hem, en iyi yöntemi abi evde şarjı e, alıştırmak insanlar. E, apartmanda da, için nasıl yapacaksın? Bu i̇şte şey. apartmanda da eee apartmanın önünde wallbox koyacaklar. Yapacak bir şey yok. Yani Hollanda'ya falan gidip baktığında aslında bu kadar da inanılmaz bir seviyede elektrik direğinden bile şey evet, çekiyorlar. Çekiyor e, onu bile yapabilirler yani aslında. Ve şehir içindeki benzin istasyonlarının Hepsinin bir tane şarj istasyonu koymak. Şimdi koymaya başlamışlar, evet. hatta bir de bekleme odası falan da yapmaya başlamışlar. Evet. E, gö, görüyorum ya tek tük e, başladılar ama sonuçta gelecek orada herhalde. Yani gelecek, sen, geleceğin geleceğin şu... elektrikli olacak eminsin? Evet. Yani. Evet. Gelecekte, şunu diyorlar e, akıllı e, otoyollar olacak. Giderken arabanı şarj, şarj edecek. Çekerim. Diyorlar yani. İşte o mesela biz onu söylediğimiz zaman bize uzaylı gibi bakmışlardı. İ, İstanbul isimli otogoru yaparken bunu siz ne kadar geleceğe uygun planladınız falan dediğimizde ne geleceğe işte, canım biz yol yapıyoruz falan diyorlardı. <laughs> dediğin gibi. Mesela Fransa'da böyle bir yol yapıyorlar 100 km'lik hmm. belki biliyorsunuz. Tamamen Silikon de... içinde var. İçinde var. Ee, böyle bir yol. Şu an deniyorlar. Ee, yani mesela Wi-Fi sistemler falan başladı yani kablosuz olarak şarj evet. Mercedes'in biz belki 7 sene önce falan gitmiştik bir lansmanla orada gösterdiler. Paspas gibi bir şey giriyorsunuz. Üstüne şarj etmeye başlıyor. O sistemler de tabii Biraz daha yavaş şarjı değil mi? Gelişecek. Evet işte belediyeler, meydeler herkesin bu konuda gelişmeleri aynı evet. takip ediyor olması lazım yani. Bir de en büyük soru abi geçen gün bir tane YouTuber arkadaş video çekmişti. Bir de Amerika'da YouTuber arkadaş video çekmişti. Tesla ile Uber yapan bir arkadaş. İki senede yaklaşık 200 bin kilometrenin üzerinde yol yapmış. Her gün mutlaka bir ya da iki kere süper şarja takmış arabasını ve pil yüzde %80 seviyesinin altına düşmüş. Düşmüş. Evet. İki senede. Evet. Ee, ama onda işte ısı pompası falan yok Aha. vesaire öyle durumlar var. O yüzden biraz daha çabuk bitmiş diğerlerine göre. Ee, 250 bin TL'ye geliyor Amerika'da pil değişimi. Türkiye'de yaptırırsan da 390 bin TL'ye geliyor. Yani bu da mesela çok zor. Normalde pillerin 15-20 yıl civarında gideceği düşünüyordu. Yani %80'e evet. 15-20 yılda düşer deniyordu. Evet. Ama o arkadaş her gün... İşte şarj edip şarj biber yaptığı için. E, arabada 200 bin kilometrenin üzerine çıktığı için orada bir çabuk. 200 bin normal bir kullanıcı için. Ve hep %100 yapmış pil. Tamam. Şimdi %80 yaparsan pili bayağı bir koruyorsun. O seviyelere ulaşıyorsun 10 senedir ama hep %100 yaparsan ama işte o da bilmiyorum. Şimdi işte yeni telefon alıyoruz %80'e kadar yapın diyor aynı evet, otomobil gibi. Evet. Sınır koyun diyor. Ben o sınır koyuyorum. E, öğlen 3'te şarjım bitiyor. Şarj diyor. Olmuyor yani. Evet. Her yeniliğin kendi belası var, var, kendi sıkıntısı var ama sonra onlar aşılıyor. Sonra o sene yeni bir yenilik evet. geliyor. Peki Bağancım, sana ben bir Sonra, sonra istediğin şey. Merak ettim. <laughs> Sence şu anda mesela elektrikli otomobili e, aldın, belli bir parayı verdin. 500 kilometre menzilli bir elektrikli otomobil aldın. 3 sene sonra ya da 2 sene sonra bu otomobil 1000 kilometre menzillisi çıktı. Şimdi bizim gibi ülkelerde, e, otomobil yatırım aracı olarak kullanılan ülkelerde ne olacak? Birincisi ne otomobil yatırım aracı olmaktan çıkmak zorunda. Hı -hı. Türkiye'de bir yere çıkmıştı. Bu enflasyon başlayınca tekrar yatırım aracına dönüştü. Normalde otomobil yatırım aracı yani hiçbir yerinde değil gelişmiş ülkelerde değil. Ee, ya ben şöyle bakıyorum konuya. Ben kaç kere o menzile ihtiyaç duyuyorum senede? diyor Senede iki kere İzmir'e gideceğim diye bütün bir sene boyunca geri kalan 363 gün boyunca niçin kocaman pilleri, daha ağır pilleri olan ve daha ağır, daha yüksek fiyatlı bir otomobil olduğu. İstanbul'da normalde bana plug-in hibritleri yetiyor. Hı. Çünkü... 80-100 kilometrede İnsan İstanbul'da, İstanbul'da normalde bir günde eğer... E, kurye servis falan yapmıyorsa o kilometre yetiyor Hı. insana. O yüzden de ben böyle o... menzillere, yani şehirler arası kullanımı fazla olmayan birisinin... bu menzillere bence takılmaması lazım. Otomobil %99 Şehir işte kullanıyorsan sen de bir, bir günde otomobil kiralı uzun yola gideceksin illa yani o, onunla uğraşacağını diye bakıyorum. Ee, bir de yani otomobil yatırım aracı olmamalı. Olmamalı yani. yani Türkiye'de böyle olmasın sebebi aslında temel, temel evet. vergilerin yüksekliği. ya yani, bu vergiler yüksek olduğu müddetçe e, biraz yatırım aracı gibi de e, görülüyor. Çünkü otomobil fiyatı düşse bile o vergiler düşmediği için e, değerini bir, bir anlamda bir şekilde koruyor. Ya bu iş zaten bu sene çok hype yaptı. İki evet. senedir otomobil evet. kullanabilirliğinden dolayı. Şey. Çünkü ama enflasyon artınca. Ama gelecek sene gibi. Öyle enflasyon yani. artınca olur bundan evet. yani. Enflasyon artınca her şey yatırım aracına dönüşüyor. Enflasyon düşünce öyle bir yatırım aracına gerek kalmaz. Sen etiket otomobil alır mısın mesela bugün? Bugün almayabilirim. Değil mi? Çünkü işte ben Zekeriya Köy'de yaşıyorum. Bizim Zekeriya Köy'de şu anda 3 e, tane sanırım, 3 tane şarj istasyonu var. E, yani şu yüzden almam. Şu an mesela bebek falan olduğu için biraz böyle İlk bebeğimizde tedirginiz. işte bir şey oldu hemen böyle hastaneye Azim, gitsek, onu mu yapsak, bunu yapsak, yani yapsak. O tedirginliği yaşamak istemem açıkçası şu anda. Yani elektrikli notalı bir tedirginlik oluyor evet, insanda. Evet, yani, yani hep oluyor. Yani yüzde yirmi ile eve gittiğinde o tedirginlik Tedirginlik var. oluyor. Sürekli gözün şeyde yer giderken iki de bir şey, evet. ne kadar kaldı, ne kadar kaldı diye bakıyorsun yani. Yani ben işimi doğuma götürürken gece üçte e, durup benzinden yakıt aldım mesela. Hemen bir dakika, bir dakika. sürmedi hemen doldurdum devam ettim ama Elektrikli olsaydı sonra yaşayabilirim. Ne demiştim, bir ara şey dediler. Çıkarıp takılabilir piller falan filan. Bir tane e, Çin'de deklar. bir tane arabanın pili düştü öyle abi. Evet, oldu. <laughs> ne güzel işin var. Teşekkür ederim. <laughs> Vallahi billahi yani insanın e, hani ben de sevdiğim işi yaparak e, paramı kazandım yıllarca ama seninki daha da keyifli ve daha da sevilecek bir iş. Benim yani. benimki o kadar da sevilecek bir iş değil aslında. Manyak olmak lazım ama seninki hakikaten sevilecek bir, bir iş. Ya senin işin abi şöyle e, bizim açımızdan şöyle. Ee, bizi cesaretlendiriyorsun. Ee, bugüne kadar ben hepsini işte yıllardır takip ettiğim kadarıyla tek tek programlarından da hep doğruyu söylüyor. Kimse olsun. alınır, eder gibi bir e, şey yok. Ee, bu da bizi cesaretlendiriyor. Sen ee, aynı şeyi oluyor ama. ama? Otomobilce... Net olarak fikrini söylüyorsun galiba. Yani aslında oradaki en önemli şey hissiyat. Biz aslında işte yıllarca İngiliz dergisi yaptım ben. Hep İngiliz editörlerle falan gelirlerdi toplantıya. Bize söyledikleri şey. Yani bırakın işte gücü, beygiri, şey, ne yani. hissediyorsun otomobilden onu anlat. Ya ben otomobil yazarken hep onu, ona, o hissiyatı abi. anlatmaya çalışıyorum. En önemli şey o zaten yani. O yüzden de seni çok ıı, tutuyorum diyeyim. Yani. Eyvallah. Haddimi aşmak e, gömersen evet. bir otomobil sever bir abin olarak olan çok iyi yazmış çocuk yine diyor. çok iyi anlatmış şey diyorum Şeref abi benim için. Çok teşekkür ederim. Ee, sen de sohbet ne <laughs> bizim için ıı, şerefti. İkimize sponsoru Kastrol. <laughs> evet, Kastrol oradan selamlar. Kastrol tabii artık e, kastrol 10 on ha, sıvılarını geliştiriyor. Şimdi, ha şimdi on, mesela bunlar ne olacak abi mesela? Kastrol ver ve işte diğer e, onca bilmem yağ, akaryakıt şu bu. Onlar ne olacaklar? ne ölecekler? Elektrikli yani? otomobillerde de e, yağ lazım. yok de var aslında. Var. E, ve onunla ilgili ve pillerle ilgili soğutma sıvıları var. E, hala gresler var. E, ve o teknolojiler de bildiğin aslında e, uzay teknolojisinde olmak zorunda evet. ki e, menzili korusun, bazen arttırsın işte pillerin ısısını korusun vesaire diye aslında çok daha zorlaşacak işçiler, işleri, argeleri çok daha fazla artmak zorunda. E, o yüzden de o tarafa yatırım yapıyorlar şimdi. İşte Castrol hmm. mesela Castrol 10 e, sıvılarını çıkarttı şu anda. E, Elektrikli işte, araçlar için. Elektrikli araçlar için. i̇şte Gretz sıvılar olsun, e, şanzıman e, yağları olsun. E, Bizim geçirdiğimiz olan... en havalı yağydı Castrol. Logosuyla da şeyiyle de Castrol böyle spor otomobili dediğin zaman kardeşim yağ kastrol olacak de, denirdi. İşte o, sonra diğer markaların başka şeyleri hmm. falan filan geldi ama a, kastrolün havası hep vardı yani. Otomobili çıkartmasını koymak Sticker'de bir Sticker koymak yani. bile Doğru. güzel bir şeydi. Hatta benim eski otomobillerin bir tanesinde hala bir kastrol e, sticker'ı e, <laughs> duruyor niyeyse. <gülüyor> <gülüyor> e, herhalde bana geçmiş, gençliğimi hatırlattığı için olsa gerek. Doğan'cığım iyi geldin. Abi teşekkür ederim. Çok sağ ol. Beni. Bebişi bizim için öp. Çok hızlı büyüyecek. Bütün vaktini onunla geçir. Çünkü ne kadar sevgi gösterirsen o kadar sevgi dolu çocuklar oluyorlar ve özletme kendini ona. E, ee, geceler hep Bil seni dinliyor abi. Bilgin olsun. Ben yatarken açıp abi sesi kısıp. Bugün bunu birisi daha birisi daha söyledi. Bir, 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 bir sabahleyin biri birisi aradı diyor ki sabahleyin diyor torunum sarı evet, sırrı süre yönder aradı diyor ki sabah diyor torunum aradı diyor. <laughs> Fatih abici, senden bahsetti. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Şu an bebekler annesinin babasının sesini tanıyor. Muhtemelen senin de sesini tanıyor. Beni seni Valla öyle bir şanslık var e, çocuklar açısından. Sağ ol. İyi ki geldin. E, otomobil işte. programlarını keyifle izlemeye devam edeceğiz. E, otomobiller var olduğu sürece, e, bu tip otomobiller var olduğu sürece ben de seni e, izleyeceğim. Bir günde yanında oturtma şerefine dahil olursak e, çok seviniriz. Şerefti. Drift yapacağız. Her zaman ya abi. yapalım ya. Fatih abiye drift sevdireceğim çok arkadaşlar. Bana drift, bana drift yapacaklar. Vallahi sevdireceğim abi. Fatih abiye drift. Emre okey miyiz bu konuda? Tamam. tamam. <laughs> Emre sana gelecek mi drift'te? Emre'nin otomobille uzak yakın alakası yok. Fark ettim. <laughs> Mesela bir yere gideceğiz zaman günlük araba kiralıyor falan böyle. Hiç öyle bir boş... Tam boşim. yeni nesil aslında ayak uydurmuş. Aynen yeni nesil o. Kesinlikle. Yeni nesil o, hakikaten o. Futbol alakası yok. Futbolu ben neyi seviyorsam onu sevmiyorum. <gülüyor> onu. <gülüyor> Hangi takım olduğunu bilmiyorum ben. Sen de falan bahçe çıkma şimdi başınıza. <laughs> İyi neyse. Bari. Neyse oradan kurtardık O <laughs> Ozan Drift'e geliyorsun abi. Tamam. Ama o Beşiktaş'ta. Işte. Evet. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Gel gel. Gel ben yapalım. Bakalım da o duman muman falan bir hoş, hoşuna gidecek mi? Sen sevmezsin öyle şeyleri ama. <gülüyor> deniriz. <gülüyor> ne olacak deniriz Fatih Bey. <gülüyor> <gülüyor> o mesela. Bu büyük ihtimalle bu eğitikli otomobili falan sevecektir. O, hmm, o, o, o öyle tip yani. Evet, Değil mi? Ne kadar, ne kadar, ne kadar, ne kadar... Zaten ayak uydurmuş yani. Aplikasyonu <laughs> otomobil kere yarım saat sonra başka <laughs> ay, bir yerde bırakıyor. Ben şey o... hiç yapamadım bu kadar. Ma kadar modern dünya. Modern dünya. <laughs> ben daha hayatımda internet üzerinden alışveriş yapmayı beceremedim. E, üç etap sonra ya yeter mi? falan diyip kapatıp atıyorum yani. <laughs> Onu sor, bunu sor, bilmem ne falan şifre mifre. Alışacağız ama. Ben hala eski eski zaman yağlarındayım. <laughs> Yağcıyız biz. <laughs> Değerli izleyiciler bugün hızlı kesmeyen sohbetlerde gerçekten hızlı bir konuk ağırladık. Doğan Kabak, Doğan kardeşim ya Türkiye'de bu otomobili kullanan da var mıymış dediğimiz ne kadar dünyada enteresan otomobil varsa hepsini bize böyle bir tık yakamıza kadar getiriyor YouTube kanalında biz de keyifle izliyoruz. Çünkü az önce kendisi söylediği gibi hani işte motor gücü falan filan otomobil hissiyatını atıyor ve o hissiyatı o kadar iyi yaşıyor ki bize de aynı şekilde yaşattırıyor. Eğer izlemiyorsunuz, kendisini izlemenizi hakikaten tavsiye ederim. Eğer otomobil severseniz Doğan Kaba çok seveceksiniz.